Saat 9 oldu. Herkese merhaba. Hoş geldiniz. İyi akşamlar diyerek başlıyorum. Biz webinarlarımızın 15.sini yapmaktayız bugün. Webinarlarımız devam ediyor. İklim değişikliği, bugünkü konumuz sigara ve orman yangınları. Bu konuları masaya yatıracağız, bunları konuşacağız. İklim değişikliği çağımızın en önemli çevresel ve ekonomik sorunları arasında ön sıralarda yer alan, özellikle de bulunduğumuz coğrafyada sağlıktan tarıma, yaşamın her alanında olumsuz etkileri olan son derece karmaşık bir sorun. 2017 yılında biliyorsunuz 163 orman sigara izmaritleriyle yandı. 2017'de 119 bin hektar ama bu sene ne kadar? 120 bin hektar. Ben bunları sadece bir giriş için konuşuyorum. Bundan sonra size tanıtmaktan, bu konuları masaya yatıracak olan Sayın Hocam Doktor Uygar Özesmi'yi tanıtmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum ve şeref duyuyorum. Ne mutlu anne babaya böyle bir evlat yetiştirmiş. Atatürk'ümüzün dediği gibi Sayın Uygar Hocam az zamanda çok işler yapmış. Ben onun şimdi kısa bir CV'sini okumak istiyorum. Çünkü o CV'yi tamamını okursam program yetmeyecek. Evet, kendisi çevre bilimci ve Ashoka Senior Fellow olan ekolojik ve sosyal adalet için türetim ekonomisi oluşturmak üzere goodfortrust.org'un kurucusu, kışkırtıcısı, Kadir Has Üniversitesi'nde sürdürülebilir enerji, ayrıca ekolojik ekonomi, İstanbul Üniversitesi'nde ve Bilgi Üniversitesi'nde sosyal girişimcilik dersi veriyor. Çevreden sorumlu biliyorsunuz bir beyindi Türkiye'de. Devlet Bakanı Adnan Kahveci'nin danışmanlığını yapmıştır. Ve Erciyes Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü kurmuştur 2000-2004 yıllarında. 2002 yılında BirdLife'ın Türkiye temsilcisi olan Doğa Derneği'nin kurucusu başkanlığını yaptı. Kurucu başkanı olarak hala devam etmekte. New York'ta Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nda çevre uzmanı olarak çalıştı 2004-2006 yılları arasında. Tema Vakfı'nın genel müdürü 2006-2008. Greenpeace Akdeniz Genel Direktörü görevlerini yürüttü 2008-2012 yıllarında ve 2012 yılında Türkiye'de Change.org'u kurdu ve halen de kendisi genel direktörü ve 100'ün üzerinde yayını var, bilimsel yayınları var, sayısız popüler makalesi, sayısız kitapları ve halen de Açık Radyo'da her gün yayınlanan bir programı var. Şimdi hakikaten ben çok özet okudum. O kadar çok görevi var, o kadar çok projelere imza atmış ki ben Uygar Hocam'ı tanıtmaktan dolayı büyük şeref duydum. Ben de bir çevreciyim. Çünkü çok küçük yaşlarda benim babaannem çiftlikte biz büyük bir çiftlikte büyüdük. Babaannem karşıdan karşıya geçerken, komşuya giderken yollardan hep kağıt toplatırdı bize. Yerine düşenleri aldırırdı. Ben de niye babaannem bunları bize toplatıyor derdim. Biz o zamandan çevreci olmuşuz. Ben şimdi sözü Sayın Doktor Uygar Özesmi'ye bırakıyorum. Buyurun hocam. Çok teşekkür ederim. Çok zarifsiniz. Çok bu güzel iltifat dolu sözleriniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bugün sizlerle olmak çok çok değerli benim için. Çünkü yaptığınız iş gerçekten ülkemiz için çok çok önemli. Dolayısıyla sizlerin de bir araya gelmesi, örgütlenmesi, örgütlü bir sivil toplum, bir güç olarak bu toplumun daha iyiye gitmesi için çaba gösteriyor olmanız gerçekten çok çok değerli. Ben de bugün sizlerle olup birkaç kendi tecrübemi paylaşabilirsem ne güzel. Sonunda sorularınızı, merak ettiklerinizi heyecanla bekliyor olacağım. Ama ondan önce kısacık bir sizlere sunuş yapmak istiyorum. Burada sizlere sigara, iklim ve orman yangınları konusundaki bir takım verileri, gördüklerimi, rast geldiklerimi, denk geldiklerimi paylaşmak istiyorum. Şimdi tabii gezegenimiz çok çok narin. Öyle narin, öyle güzel bir varlık ki sonsuzluğun içerisinde koca bir galakside ve bizim başka hiçbir yerde başka bir canlının, başka bir bizim gibi organik bir yaşam formunun görmediğimiz
bilmediğimiz evrende bu işte minicik mavi kürede yaşıyoruz. Ve bu minicik mavi küre o kadar değerli, o kadar narin, o kadar eşsiz bir yer ki, o kadar çeşitli, insanı buna baktığı zaman kendini kaybediyor. Yani diyor ki nasıl olabilir böyle bir şey? Ben öyle bir mucizeye, öyle bir güzelliğe bakıyorum ki insan olarak ve bu gezegenin bir ferdi olarak gerçek anlamıyla çok çok özel bir noktadayım bu gezegende. Fakat tabii bu gezegende bizden saklanan bir takım gerçekler var. Onlar da suyun ve havanın bu kadar olduğu. Şimdi gördüğünüz gibi hava bu sudan çok daha fazla değil. Yani susuz belki bir hani 2 gün, 2,5 gün, belki çok zorlarsanız kendinizi 3 gün dayanabilirsiniz. Ama hava almadan bir 3 dakika durmaya çalışın bakalım. Mümkün mü? Mümkün değil, değil mi? Ve üstelik de yani havanın, nefes almanın, akciğerlerimizi o temiz havayla doldurmanın ne kadar özel bir ayrıcalık olduğunu, onu o nefesi aldığımızda bakıyoruz. Gördüğünüz gibi o kadar çok da havamız yok bu gezegende. Çok sınırlı bir havamız var. Yani çıkın Everest'in tepesine, oksijen miktarı o kadar azalıyor ki oksijen maskesi olmadan duramaz oluyorsunuz. Everest 8000 metre yükseklik. Yani düşünürseniz ne kadar esasında değerli bir şey havanın kendisi. Şimdi tabii biz ne yapıyoruz? Bu çok değerli havanın içerisine feci kirleticiler pompalıyoruz. Yani bunların en önemlilerinden bir tanesi de tabii ki maalesef partikül maddenin yanı sıra karbondioksit. Şimdi karbondioksit niye çok korkunç bir kirletici? Esasında doğal olarak atmosferde var ama doğalın üzerine çıktığı zaman ne yapıyor? Sera etkisi göstererek o küçücük hava kabarcığının içerisindeki konsantrasyon artışıyla beraber hem onu kirletmiş oluyor hem de o havanın gezegenimizin üzerinde bir battaniye gibi gezegenimizi kaplayarak ısınmasına ve ortalama sıcaklıklarında artmasına neden oluyor. Şimdi IPCC diye hükümetler arası iklim değişikliği paneli var. Bu IPCC bütün dünyada 2000'in üzerinde bilim insanının bir araya gelerek oluşturmuş oldukları çok önemli bir komisyon. Ve bu belirli dönemlerde bir rapor yayınlıyor. Bu raporlardan bir tanesi de daha birkaç hafta önce çıktı. Ve şunu biliyoruz ki biz 2 santigrat dereceyi geçerse ortalama sıcaklık artışı gezegenimiz insanlar için yaşanmaz bir hale gelecek. Çok zor yaşanır bir hale gelecek. Öyle ki 2 santigrat derece ekstremlerde 15 ve daha fazla santigrat artışına neden olur. Yani normalde 40 derece gördüğünüz, ekstrem gördüğünüz bir yerde ki biliyorsunuz İzmir'de, ondan sonra efendim bütün Güney Anadolu, Güney Anadolu'ydu, bütün Akdeniz kıyılarıydı. Bütün buralarda 40 derece ve 40 derece üstünü görürüz biz. Öyle bir durumda 15 santigrat arttığını düşünürseniz bunun 55 santigrata çıkıyor. 55 santigrat derece de insanların artık yaşam sınırlarını zorlayan bir seviyeye çıkmış oluyor. Şu anda bütün dünya olarak amacımız bunu 1,5 santigrat derecenin altında tutabilmek. Hali hazırda 1,1 santigrat derecede maalesef artmış durumda. Şimdi tabii Saint Exupéry'nin çok güzel bir burada ifadesi var. Diyor ki kendisi, görevimiz geleceği öngörmek değildir. Görevimiz geleceği mümkün kılmaktır diyor. Dolayısıyla bizlerin de görevi o geleceği mümkün kılmak ve o geleceğin nasıl olacağını beraberce kurgulayabilmek. Şimdi karbondioksit salımlarına, işte bu atmosfer o küçük hava kabarcığına giden karbondioksite baktığımızda bakın burada minicik bir düşüş var. Bu pandemi düşüşü. Karbondioksit salımları gitgide artıyor. Halbuki bizim 1,5 santigrat derecenin altında kalması için hemen artık düşüşe geçmemiz gerekiyor.
Şayet biz bu artışa devam edersek böyle santigrat derecenin altında kalma şansımızı kaybetmiş oluyoruz. Bu da hakikaten dediğim gibi insanlık için çok çok zor olur. Fakat ne yazık ki insanlar hala bu karbondioksitin ne kadar zararlı olduğunu, gezegenimizi nasıl yok ettiğini bile bile bu fosil yakıtları yakmaya devam ediyorlar. Bakın işte burada bir kazayı görüyorsunuz. Okyanusun ortası bir cehennem çukuruna dönmüş. Ve burada doğal gaz yanıyor. Bir petrol platformundan çıkan doğal gaz borusu patlamış. Düşünün, deniz alev almış. Yani ben bunu biraz şeye de benzetiyorum. Hani sigara yanığına da benzemiyor mu bu? Yani değil mi? Düşünürseniz o açıdan da son derece korkunç. Şimdi tabii bu küresel iklim değişikliğine neden olan şey ne dedik biz? Petrol dedik. Şimdi petrolün üretim ve tüketim miktarlarına bakın. Pandemide gördüğünüz gibi 2020'de düşmüş. Özellikle tüketim düşmüş ama üretim devam etmiş. Fakat bakın bu sene tekrar geri gelmiş ve devam ediyor. Artmaya devam ediyor. Şeye bakıyoruz. Kömüre bakalım. Şimdi kömür de 7 milyar ton kömür üretiliyor yılda. Ve bu 7 milyar ton kömürün bakın 2020'deki azalışla beraber artmaya devam edeceği öngörülüyor. Şimdi böyle bir durumda biz bu düşüşü nasıl sağlayacağız? Değil mi? Bu şey gibi yani yine bir sigara analojisi yaparsam kanser olacağını bile bile insanın sigara içmeye devam etmesi gibi bir durum. Yani hiçbir farkı yok temelde bakarsak davranışsal olarak. Tabii esasında bizim akciğerlerimizde, gezegenin akciğerleri de işte bu muhteşem ormanlar. Benim arkamda da gördüğünüz, bu slide'da da gördüğünüz bu muhteşem ekosistemler bizim gezegenimizin akciğerleri. Ve o kadar değerliler ki bakın bu yağmur ormanları, akciğerlerimiz inanılmaz çeşitli, inanılmaz güzellikte bir ekosistem. Ve burada bu esasında yani bu ekosistemler karbondioksiti bünyelerinde de toplayarak bir bakıma o havayı da temizliyorlar. Ve bu ormanlar 55 milyon yıldır gezegenimizde varlar ve 55 milyon yıldır gezegende varoluşlarını sürdürüyorlar. Fakat ne yazık ki bu muhteşem ormanları bizler kesiyoruz ve yakıyoruz. Şimdi Kızılçam ormanlarına bakarsak, esasında Kızılçam ormanları kesilmek için dikiliyor. Yani 29-30 yaşlarına vardığında bunlar kesiliyor ve esasında bir ham madde olarak düşünülüyor. Bu çok kötü bir şey değil. Çünkü odun olarak bunlar kullanıldığı ve yakılmadığı sürece yine karbon depolamaya ve yerine yeni gelen ağaçlarla birlikte o karbonu bünyelerinde tutuyorlar. Ama bunun için bizim bunları odun malzemesi olarak saklamamız ve kullanmamız gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi işte yaklaşık 40 yaşındaki 30-40 yaşındaki ağaçlar kesilerek odun haline getirilmiş. Veya bunlar ham madde olarak da kullanılıyor. Fakat tabii ormanların yanması bu tutulan karbondioksitin tekrar yanarak atmosfere salınması anlamına geliyor ki bu son derece zararlı. Gördüğünüz gibi de orman yangınlarının 1990'dan bugüne sürekli artarak devam ettiğini bu grafikte de görmüş oluyorsunuz. Maalesef böyle bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi bir de ilginç şeyler var. Yani şimdi kömür dedik şey yapıyor. İklim değişikliğine neden oluyor yakıldığı zaman. Karbondioksit salıyor. Ormanlar bunu tutuyor. Şimdi İkizköy Akbelen'de bir mücadele var. Burada ormanı kesip bir de ormanı kestikten sonra altına da kömür madeni açma peşinde insanlar. Bunun için de change.org'da insanlar harekete geçmiş. Şu anda 40 binin de üzerinde bu imzalar. Dolayısıyla buranın kurtarılması için insanlar mücadele ediyorlar. Dolayısıyla böyle bir mücadelenin içerisinde İkizköy
Çevre Komitesi ve biliyorsunuz bu orman yangınları olduğunda buradaki termik santralin ve oradaki kömür yataklarında yanması söz konusu oldu. Dolayısıyla bir bakıma yani doğa acaba bazen şey diye hissediyorum, kendisine verilen zararların intikamını almaya çalışıyor mu? Şimdi burada baktığımız zaman maalesef küresel iklim değişikliğine bağlı olarak hızlı bir şekilde küresel felaketlerin de arttığını görüyoruz. Burada orman yangınlarının ve diğer iklim temelli afetlerin ne şekilde hızlı bir biçimde arttığını yıllara göre görüyoruz. Yani iklim değişikliği gitgide daha fazla zarar vermeye, insanlarda mal ve can güvenliğini giderek artarak tehdit etmeyi sürdürüyor. Peki diyeceksiniz ki sigara bunun neresinde? Şimdi sigaraya baktığımız zaman şunu görüyoruz ki esasında iklim değişikliğinin etkisiyle orman yangınları bir önceki gördüğünüz grafikte olduğu gibi artıyor. Şimdi normalde yani iklim değişikliği olmasa, insanlar bunları yakmasa hani mevcut yangınların ancak %10 ila 15'i gerçekleşirdi. Bu da doğal açıdan iyi olurdu. Niye? Çünkü yangınla birlikte ormanlar da kendilerini yeniliyorlar. Yangın da doğal olarak çıktığı zaman ormanın kendini yenilemesinin bir parçası. Ama iklim değişikliği birlikte ne oluyor? Kuruyor iyice hava ve bu sefer çok daha hızlı bir şekilde yanabiliyor. Bunlarda da sigara, elektrik hatları ve ormanda yakılan ateşler falan gibi esasında bunun toplam miktarını arttıran bir etkisi var. Bu açıdan sigara kullanımının orman yangınları açısından baktığımızda da son derece zararlı olduğunu görüyoruz. Şimdi yine baktığımız zaman 2017'de bir rakam buldum araştırdığımda. Buna göre 2017 yılında 163 orman yangını sigara izmaritleri nedeniyle gerçekleşmiş. Anız yakmayla karşılaştırırsanız 182, yani neredeyse başa baş. Tabii ki bunların çoğu faili meçhul olarak nitelendiriliyor. Belki bunun çok daha fazla ama onun nedenini bulamamışlar. En azından kanıtlanamamış. Şimdi 2020 rakamlarına daha yakın bir rakama bakacak olursak nedeni bilinmeyen 1859 yangın listelenmiş. Bunlarda bilinenlere bakalım. Bilinenlerin arasında 30'u kundaklama, doğrudan gitmiş yakmış yani. Çoban ateşi biraz daha şeyle ne denir, dikkatsizlikle 49. Ama bakın sigara izmariti kundaklamadan da fazla, çoban ateşi kadar çok olduğunu görüyoruz. İkten ve avcılık nedeniyle yakanlardan çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Demek ki bu 1859 yangının da esasında belki yani dörtte birinin sebebi belki sigara olabilir gibi görünüyor bu rakamlara bakınca. Daha yeni kayıtlara bakalım. Ağustos 2020'deki Bodrum Mumcular yangınının nedenini de sigara olarak üstelik tespit etmişler. Bu da daha dün yani bu Ağustos'ta yaşadığımız olaylar. Şimdi pek farkında olmadığımız bir etkisi daha var tabii. Bu orman yangını esasında, yangının kendisi sigarayla yakıldığı sonra sigara kadar kötü. Çünkü Kaliforniya'daki orman yangınları bakın 2020 senesinde, geçen sene 1.2 milyon ton ince partikül madde salmış. Bunu kıyaslamak için söylüyorum, hani bir fikir versin diye size. Kaliforniya'daki yangınlarda salınan 1,2 milyon ton ince partikül madde o eyaletteki bütün arabalar, kamyonlar, otobüsler hepsini bir araya koyarsanız burada çıkan ince partikül maddenin 120 katı. Düşünün yani bu orman yangınları ne kadar halk sağlığına korkunç etkileri olmuş. Yani kalp krizleri, solunma hastalıkları, astım nedeni sonuçta bunlar biliyorsunuz. Sizler çok daha, özellikle Melahat Hocam. Tabii Türkiye'de böyle bir araştırmalar ben bulamadım.
Yani acaba Türkiye'deki orman yangınlarının sağlık etkileri ne oldu? Ne kadar partikül madde yayıldı? Bunun halk sağlığı açısından etkileri ne oldu? Ben bunu bulamadım. Varsa sizler de biliyorsanız rakamlar doğrusu ben de öğrenmek isterim. Ama bu bence çok ne denir? Çok önemli. Olması gereken şeyler. Evet, çok önemli. Buyurun Melahat Hocam, bir şey söylüyordunuz. Yok, çok önemli dedim. Güzel bir noktaya temas ettiniz. Hakikaten yok. Türkiye'de bunu yapmaları lazım. Yapmamız lazım yani. Bu konu yok hakikaten. Yani çok evet, güzel yani, bir noktaya temas ettiniz. Sonra yine bakarsak 2017'de bakın sadece sigara nedeniyle ortaya çıkan yangınları söndürmek için Amerika'da 2 milyar dolar harcanmış. Bakın sigaranın neden oldu? 2017 ya, çok uzun bir zaman değil. 4 yıl öncesinden bahsediyoruz. Ve bu sigaradan nedeniyle ortaya çıkan yangınlar 6 milyar dolarlık mal kaybına neden olmuş. Bakar mısınız duruma? Yani ne kadar korkunç. Yani sadece bizim sağlığımıza değil, ekonomiye de olağanüstü bir zararı var bu kötü alışkanlığın. Şimdi 2019'da Amerika Birleşik Devletleri'nde, hadi ormanları geçtim, ölümlü konut yangınlarının da %12,5 sigara nedeniyle çıkmış. Daha enteresan Türkiye'den bir rakam var. 2020'de Türkiye'de İstanbul'da gerçekleşen yangınların %40'ı sigara kaynaklı ve yangın nedenleri arasında da birinci sırada. Düşünebiliyor musunuz? Ne kadar korkunç. Şimdi sadece yangınlara bakmayalım. Hani orman yangınlarına, ev yangınlarına, yangınlara bakmayalım. Bir de tütün üretiminin bu gezegenimizin akciğerlerine verdiği zarara bakalım. Ormansızlaşmaya bakalım. Bakın Tanzanya'da ormansızlaşmanın %3,3 ile %6,5 arası, Zimbabwe'de %14'ü, Malawi'de %26'sı tütün üretimi yüzünden. Yani baktığınız zaman tütün üretiminin kendisinin de gezegenimizin akciğerlerine ne kadar büyük bir zarar verdiğini burada görebiliyoruz. Tarımsal, çünkü biz hep zarara, hani insana zarara bakıyoruz. Halbuki sigaranın tütün üretimi nedeniyle vermiş olduğu ormanlara, ormansızlaşmaya da inanılmaz büyük bir zararı var. Ormansızlaşma ne demek? Karbondioksit salımının daha fazlası olması demek, onun tutulamaması demek. O ne demek? İklim değişikliği demek. Yani sigaranın iklim değişikliğine neden olduğunu net olarak burada söyleyebiliriz. Çok net bir şekilde. Şimdi ilginç bir şeyden de bahsedeceğim size. Bu hani yangın teknoloji enteresan bir şey. Yani illa sigara içeceğim diye insanların yaptıkları işlere bakın. Şimdi diyorlar 1980 ile 2014 arasında sigara ve filtrelerde yapılan tasarım değişikliğiyle sigara kaynaklı yangınlar %90 azaltılmış. Bunu nasıl yapmışlar biliyor musunuz? Tütün yoğunluğunu, filtre tasarımını ve kağıt geçirgenliğini ve dip bandı uygulamaları gibi uygulamalar sonucunda. Burada görüyorsunuz işte bu teknolojinin uygulandığı sigara nasıl hızla ve feci bir şekilde yanarak yangına sebep olabiliyor. Diğer bir tanesi var. Orada bu yapmasın diye böyle bir yeni teknoloji kullanmışlar. Ve bu teknoloji de ne denir? Sonra devletin kanunlarına girmiş. Hani Türkiye'de bu konuda bir şey var mı? Kanun var mı? Yani bir sigaranın nasıl olması gerektiği konusunda yangına sebebiyet vermemek için böyle bir şey var mı? Bilmiyorum. Ama buna reduced ignition propensity diyorlar. Yani RIP diye de geçiyor. Rest in peace yani. Allah huzur içinde öldü, mezarında yatsın da aynı şeyi RIP, Reduced Ignition Propensity Cigarettes diye de geçiyor. Böyle de bir ilginç şeyi sizlerle paylaşayım istedim. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ümit ederim ilgi çekici bir takım şeyler paylaşabilmişimdir. Benimle iletişime geçmek isterseniz burada bütün şeylerim var, adreslerim var. Not edebilirsiniz, fotoğrafını çekebilirsiniz. Daha sonra benimle iletişime geçebilirsiniz. Seve seve yardımcı olmaya çalışırım. Ama şimdi isterseniz paylaşımı
kapatayım ve sözü Melahat Hocama vereyim. Buyurun. Evet, hocam o kadar güzel konulara temas ettiniz, o kadar güzel anlattınız ki her şeyi böyle hayranlıkla izledik. Ben şahsen büyük bir zevk aldım. Bizim Türkiye'de orman yangını, sigaranın neden olduğu orman yangınları %50, yurt dışında %10. Bakın ne kadar savurganlık var. Bizde %50, orada %10. Siz bacadan çıkanları gösterdiniz. Ne kadar orada benzopren diye bir madde var. Benzopren aynı zamanda sigaradan da biliyorsunuz çıkan, aynı zamanda bacalardan da. Bu ne yapıyor bizim? DNA'mızda hasar yapıyor. Dolayısıyla bizi kansere karşı koruyan P53 genine hasar veriyor. Dolayısıyla kanser oluyorlar. Hemen tabii der ki birisi, benim dedem 70 yaşına kadar işte olmadı. Orada onun genetiği, onun epigenetiği çok önemli. Onu biz bilmiyoruz. Aynı kişide aynı şey değil ki. Tailor the patient. Biz hastayla konuşurken bile hastaya göre tedavi veriyoruz. Onun için çok önemli, güzel bir konuya temas ettiniz. Bir de o şey çok önemliydi hocam. Yangınların neden olduğu sağlık sorunları. Biz biliyoruz ki hani sigara ile olan sağlık sorunları var. Bir direkt olan var. Bir de sigaradan dolayı sigara içerek maliyeti var. Hastalıkların maliyeti var. Biz onların hesaplarını biliyoruz. 75, 25, 50 ama bu şey çok önemli. Bu konuya biz değinmemiz lazım. Orman yangınlarının ne kadar sağlığa zararlı olduğunu, bu çok önemli bir konu gerçekten. Çünkü 5 trilyon izmarit. Bir de biz şey olarak işte İstanbul Üniversitesi, şey İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye Sigara Savaş Derneği, Küçükçekmece Kent Konseyi, Kıbrıs İlim Üniversitesi ve de Bil Kolejleri'nin birlikte bir Yeşil Vatan Platformu kuruldu ve bunun da bu sene kuruldu ve bu da ilk defa Marmaris'te bir pilot bir bölge seçildi. Orayı ağaçlandırmak, orayı orada işte orman yangınlarının daha doğrusu artık küllerini kaldırmak mı diyelim, ona başladık inşallah. İlk şeyini yaptık toplantısını. Her günde bizim burada da var şimdi Zeliha Hanım da konuşmalar yapıyor bu Yeşil Vatan platformunda. Yani bir fidan tüm vatan diyoruz biz. Yani onun için bu çok önemli. Ben sizi gerçekten kutluyorum. Hani ben Kayseri'deyken siz 12-14 yaşlarındaymışsınız o zamanlar. Bazıları bilmez. Uygar Hocam'ın annesi babası profesör. Babası Profesör Mustafa Özesmi. Annesi çok samimi arkadaşım Profesör Doktor Çiğdem Özesmi. Onun için ben buradan bugün sizi takdim etmekten dolayı da mutluluk duydum. Hakikaten çok güzel temas ettiniz. Bizi de kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz konuşmacı olarak. Ben soru sormak isteyenlerin chatte el kaldırıp söz vereceğim. El kaldırsın, söz istiyor. Biliyorsunuz orada bir şey var. Onu kaldırırsanız hani söz verebilirim. Sorular olacak. Çok güzel konular. Şu anda evet. Sayın Zeliha Sunal buyurun. Sesiniz. Ses kapalı. Özür dilerim. Merhabalar hocam. Konuğumuz hakikaten çok donanımlı, müthiş bir isim yani. Hoş geldi, istifa geldi, getirdi. Ben çok uzun süredir biliyorsunuz çevre ve iklim değişikliği ile ilgili çalışmalar yapıyorum. Sadece benzin yani yakıt değil, havamızı kirleten diğer şeyinde biz insanları, biz insan nüfusunu beslemek için ne yazık ki yetiştirilen hayvanların çıkardığı gazlar olduğunu biliyorum. Ayrıca bizim içtiğimiz, duş yaptığımız, belki tükettiğimiz suların çok daha fazlasını bu hayvanların içerek tükettiğini ya da kirlettiğini. Eğer biz bu suları ayrıştıramazsak, kullandığımız suları gri su kullanımına geçemezsek, Türkiye'deki suların da 2040 yılına doğru biteceğini hesap ediyorlar. Çok bir sürü acı gerçekle karşı karşıyayız. Siz ne diyorsunuz hocam? Bu agrokültür dediğimiz konu hakikaten hava kirliliğinde ve iklim değişikliğinde etkili midir? Evet, çok etkili. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi bir enerji sistemlerimiz var. Yani elektrik üretiminde kullanılan
işte kömür, ondan sonra doğal gaz gibi ağırlıklı bir miktarda petrol var ama çok değil. Bunların kullanım oranlarına bağlı olarak tabii iklim değişikliği az önce de sunumda gösterdiğim gibi etkili. Şimdi şunu da unutmamak lazım. Gıda sektörü, artık sektörü de demek yanlış, endüstrisi demek lazım ne yazık ki. Evet. Feci bir etkisi var. Nasıl feci bir etkisi var? Şimdi bazı tahminlere göre %50 oranında iklim değişikliğinden gıda sistemleri veya gıda endüstrisi sorumlu. Şimdi tabii bunun içerisinde enerji kullanımı da var. Yani düşünürseniz. Tabii. Şimdi şöyle örnek olarak şöyle vereyim size. Türkiye'de bir endüstriyel süt çiftliği düşünün. Genellikle bunların karlı, tırnak içinde karlı olabilmesi için yüzlerce hayvan olması gerekiyor. Hatta 700 hayvan falan olursa ancak karlı olabiliyorlar gibi bir şey var, durum var. Şimdi 700 tane ineğin sürekli yem yediğini ve süt salgıladığını düşün. Bu yemi yedikleri zaman tabii geviş getiren hayvanlar olarak o yedikleri yem onların bağırsak ve mide sisteminde fermente oluyor ve ağızlarından metan gazı çıkıyor. Yani esasında her bir inek bir metan fabrikası gibi düşünebilirsiniz. Aynı zamanda dışkıları da yine devam eden oksidasyonla birlikte karbondioksit ve metan gazı salmaya devam ediyorlar. Yani şimdi ne oluyor? Bütün endüstriyel hayvancılık sistemi ister süt için olsun ister et için olsun bunlar metan ve karbondioksit salımına neden oluyorlar. Şimdi gelelim onların yedikleri gıdalara. Şimdi ne yiyor bunlar? Maalesef Türkiye'de gıda olarak GDO'lu yani genetiği değiştirilmiş organizmaların Türkiye'de gıda amaçlı ithalatı yasak. Bu güzel bir şey. GDO'lu organizmaların Türkiye'de üretimi de yasak. Bu da iyi bir şey. Ama Türkiye'de GDO'lu soya ve GDO'lu mısır hayvan yemi olarak ithal edebiliyorsunuz. Şimdi bu ne demek? İthal ediyorum ben. GDO'lu mısır ve soya. Nerede yetişiyor bu dersiniz? Brezilya'da. Brezilya'da. Peki Brezilya'da bunu yetiştirmek için ne yapıyorlar dersiniz? Şu arkadaki ormanı görüyor musunuz? Bu ormanı kesiyorlar, yakıyorlar. Yerine GDO'lu soya fasulyesi ve mısır yetiştiriyorlar. Bunu yetiştirmek için de azotlu gübreler atıyorlar. Azotlu gübreler ve kullandıkları fosforlu gübrelerle dünyanın azot-fosfor dengesi bozuluyor. Aynı zamanda topraktaki birikmiş karbon yanarak salınıyor. Karbonun, toprağın karbon depolama kapasitesi ortadan kalkıyor. Ormanlar yakıldığı için bu güzelim ormanlar, onların bütün karbonu atmosfere karışıyor. Sonra o soya fasulyesi ve taneleri alıyorlar. Biçmek için koca dizel yakan biçer döverlerle kara kara dumanlar çıkartarak o biçer döverler o bütün soyayı kesiyor. Mazot yakarak. Sonra onların dayanabilmesi için kurutma makinalarına giriyor. Bu kurutma makinaları da yine petrol yakılarak ısı üretiyor. Ve o taneler devasa bir biçimde karbon salımı gerçekleştirilerek kurutuluyor. Sonra koca koca tırlara yükleniyor bunlar. Bu tırlar dizelle çalışıyor. En yakın limana götürülüyor. En yakın limanda fuel oil diye bir şey vardır. Bilir misiniz? Bu eskilerde apartmanları ısıtmak fuel için kullanılırdı. Böyle kaptan gibi bir şey. O fuel oil'u yakıp da atmosfere inanılmaz bir oranda karbondioksit salan kocaman gemilerle o Brezilya'dan yola çıkıyor. İzmir limanına varıyor. O arada o fuel oil'u yaka yaka geliyor. Sonra oradan makinalarla bu taneler, fasulyeler, mısırlar yine kamyonlara yükleniyor. Dizelle çalışan kamyonlara. Ve sonra belirli bir lojistik merkezine gidiyor. Lojistik merkezinde bunlar paketleniyor.
yine kamyonlara yükleniyor. Ve ondan sonra İzmir'deki lojistik merkezinden çıkan kamyon dizelli yaka yaka Erzurum'a kadar gidiyor. Erzurum'daki bir endüstriyel hayvan çiftliğine o torbaları boşaltıyor. O torbalarda o hayvanların önüne geliyor. O hayvanlar da onları yiyip bir güzel metana dönüştürüyor. Yeter mi? Yani. Ya mesela hocam şöyle bir şey var. Mesela çok özür dilerim Melahat hocam. Örneğin alüminyum mesela şeyin ham maddesi, daha doğrusu hepimizin içtiği o kola benzeri alüminyum kenleri çıkartmak için mesela boksit denen bir madde var. O boksit maddesini dağı yararak çıkarıyorlar. Orada bir sürü benzin kullanıyorlar. Ondan sonra yine bir sürü işçilik ve zehir kullanarak o alüminyum'e dönüştürülmek üzere fabrikalara getiriliyor. Oralardan alüminyum'e dönüştürüldükten sonra yine benzin ve yakıt harcanarak tekrar yine kutu haline geçecek, gelecek fabrikalara dönüne gidiyor. Orada da yine yakıt harcanarak alüminyum ken haline dönüştürülüyor ve bize satılıyor. Sonra diyorlar ki %100 geri dönüştürülüyor bu malzemeler. Ama %100 geri dönüştürmek için bunları da topluyor olmak gerekiyor. Velhasıl yine bu toplamak için de kamyonlar, aracılar vesaire yine bir çevre kirliliğine neden oluyor. Hocam evet, biz bu döngüsel kirlilikten bir türlü kurtulamadık. Gidişat kötü ve de daha da kötüye gidecek. Ne olacak diye düşünüyoruz. Tabii ki burada bir el kalkıyor. Ben Ender Demirtaş'a söz vermek istiyorum. Buyurun lütfen. Bir el gördüm. Ender Demirtaş. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun efendim. Ben Konya Eril'den konuşuyorum. Konya Eril'i Bil Koleji'nde. Hoş geldiniz. Çok güzel. Bütün hazırına saygılarımı sunuyorum. Uygar hocama ve diğer katılımcılara saygılarımı sunuyorum. Ereğli'nin şöyle bir özelliği var. Tüm Türkiye'de üretilen sütün %40'ını ürettiği iddia edilen bir yerden arıyorum ben. İnternet yavaş çektiği için tane tane konuşmak istiyorum. Duyuluyordur sanırım sesim. Tabii gayet iyi duyuluyor. Buyurun. Uygar hocam, şimdi söylediklerinizi çok kabul ediyorum. Evet, metan gazıyla ilgili birçok sıkıntı var, birçok söylenti var ama şöyle de bir sıkıntı var. Bütün dünyada küresel kirlenmenin sebebinin hayvan çiftlikleri olduğunun ciddi bir spekülasyon olduğunu düşünüyorum. Keşke Ramazan Okuyucuoğlu hocam da bu oturuma katılmış olsaydı. Şöyle bir sıkıntı var. Evet, Anadolu'da benim yaşadığım çevrede şöyle bir sıkıntı var. Dünyanın en büyük açık besi alanında kapalı besi yapmak ciddi bir sıkıntı. Yeraltı kuyularıyla sulama yapmak ciddi bir sorun. Ancak hocamın bahsettiği gibi işte Brezilya'dan gelen ürünlerin kamyon gemilerden kamyonlarla Erzurum'a iletilmesi bir sorun olmakla birlikte bunun dünyadaki çevresel kirlenmenin ne kadar olduğu da çok ciddi bir sorun ya da çok ciddi bir rakam. Bu kadar ciddi bir kirlenmeye neden olmadığını düşünüyorum. Bununla beraber şunu da düşünüyorum. Benim coğrafyamda binlerce yıldır yapılan tarıma ters bir tarım yapılıyor. Örneğin benim bulunduğum coğrafyada 2 yılda bir tarla ekilir. 2 yılda bir tarla ekiminden bir parmak büyüklüğünde buğday üretilirdi. Şimdi her yıl 4 metre boyunda ve her biri aşağı yukarı yarım kol uzunluğunda buğday mısır üretiliyor. Asıl sorunun orada olduğunu düşünüyorum. Çok hayvan güzel bir konu, metan gazını. Evet. Yok, metan gazı doğru. Evet, hayvan çiftliklerinde üretilen metan gazının bence küresel sermayenin bir sıkıntısı olduğunu düşünüyorum. Asıl sıkıntı bu coğrafyada üretilmesi gereken şeylerin üretilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yine hazırına saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Şimdi Ender Bey çok güzel bir konuya değindi. Evet. O da hayvancılık sistemleri.
Tabii endüstriyel hayvan yetiştirdiğiniz zaman metan sorunuyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ama Anadolu Meraları diye bir girişim var. İsmi Anadolu Meraları. Ender Bey'in söylemeye çalıştığını yapıyor Anadolu Meraları. Diyorlar ki şayet sen o meranın kendi kendini yenileyeceği oranda doğru miktarda hayvanı o meraya salarsan, o hayvanın dışkısıyla birlikte meraya düşen, bakın koca fabrikanın içerisine hapsettiğiniz endüstriyel hayvanlardan bahsetmiyoruz, Brezilya'dan yemi gelen. Kendisi oranın yemesi gerektiği gibi tane değil, ot yiyen, orada yerinde yetişen otu yiyen mera hayvancılığından bahsediyoruz. Ama burada aşırı otlatma ile erozyona neden olan mera hayvancılığından bahsetmiyoruz. Kontrollü, mera çeşitliliğini sağlayan, meraya olması gerektiği kadar hayvan salan ve sadece otla beslenen hayvanların zaman içerisinde toprağı karbon açısından zenginleştirdiğini ve dolayısıyla net karbon ve sera gazı açısından baktığımızda esasında faydası olduğunu görüyoruz. Yani Ender Bey'in dediği gibi sorun bizim endüstriyel tarım yapmamız, yoksa sorun bizim sürdürülebilir bir şekilde meralarda yetiştiriyor olsak sorun olmayacak. Uygar Hocam çok güzel bir konuya temas etti Ender Bey. Gerçekten çiftlikte biz biliyoruz, bir yıl önceki tohum alınır, o tohum ekilirdi ve yapılırdı. Mesela Karacabey soğanı çok önemlidir ve bu Karacabey soğanı 3 yılda meydana gelir. Neden? Önce bir arpacık soğanı, ondan sonra biraz büyük ve şimdi 6 ayda bir soğan yetişiyor. Nasıl oluyor bu? Biz tarım ülkesi olarak nasıl bu hale geldik? Uygar Hocam biz ne yapacağız? Onun içinde herkese düşen bir görev var. Ben çok üzülüyorum. Domates alıyorum, domates kopmuyor. Yok işte maydanoz alıyorum, maydanoz kopmuyor. Biz bunları ne yapacağız? Biz nasıl böyle batılılaştık, endüstrileştik? Yani her şeyin yapayı çıktı. Yani eskiden derlerdi evlenmeyen bekarlar, naylon kızlar çıkacak. Şimdi her şeyin naylonu çıktı. Yani ben nasıl yapacağız diye ben de uğraşıyorum. Ben de bir çevreciyim. Yani Epigenetik Derneği'ni de kurduk biz. O nedenle yani çok önemli. Bilmiyorum neler yapacağız. Bunları konuşarak halledemeyeceğiz gibi geliyor. Bilmiyorum. Siz ne dersiniz? Ses. Chat'te hemen paylaştım Anadolu Meraları'nın web sitesini. Burada bahsedildiği gibi sürdürülebilir hayvancılığın da mümkün olduğunu, toprağa mümkün olduğunu gösteriyorlar. Şöyle düşünüyorum ben sevgili Melahat Hocam. Şayet bizler söz söylemek yerine eyleme geçer ve eylemi yaparken de kar amacı gütmeden doğaya ve insana fayda amacı güderek işletmeler kurduğumuz takdirde, sosyal girişimler kurduğumuz takdirde bizim mutlaka doğruyu yapma şansımız var. Bu ülkede gerekli olan bilgi var. Bu ülkede yetişmiş insan var. Şimdi önemli olan bu yetişmiş insanların işte aynen Anadolu Meraları'nda olduğu gibi doğruyu gerçekleştirmek üzere bir takım projeleri hayata geçirmelerinde yatıyor diyorum. Güvenilir, açık ve dürüst. Gözde Hocam bir şey soracak galiba. Buyurun Gözde Hocam. Hakikaten açık, güvenilir ve aile şirketlerinin olması lazım. Yani böyle limit etti. Şuydu buydu, bu şirketler bir şey yapmıyor. Yani hakikaten STK'lar bile öyle. Onun için çok şey var. Ben Gözde Hocama söz veriyorum. Buyurun. Herkese iyi akşamlar. Uygar Hocama çok teşekkür ediyorum. Bugünlerde çevreyle alakalı yayınlar gördüğümüzde bizim gibi sürdürülebilir turizm çalışan, sürdürülebilirlik çalışan hocalar da çok heyecanlanıyor. Ama dinlediğim kadarıyla şöyle bir durum görüyorum ben. Etrafta da okuduğum makalelerden de. Şimdi turizm endüstrisi zaten bu küresel anlamdaki karbon salınımının %75'ini ilgilendirdiği için ben de mecburen karbon ayak iziyle ilgilenmek durumundayım. Ancak bununla ilgili yapılan çalışmalar daha önceden bu yana hep gösteriyordu ki bu konuda karbon bilinci herkesin düşük. Yani hem vatandaşların hem hane halkının hem de benim öğrencilerim de dahil herkesin karbon bilinci düşüktü. Benim merakım şu, zaten göstergeler hep çok kötü yönde ilerliyordu. Biz bilinçsiziz, bununla ilgili önlem alınmıyor ama
bu gündemdeki orman yangınlarından sonra, çünkü sonuç olarak siyah karbon orman yangınları belki bir kurtarıcı gibi düşünülüyordu, orman yangınları. Bununla ilgili çalışma yapılmıyor ama ormanlar kurtarıcıydı. En azından nefes alan bir ciğer var. Şimdi kurtarıcı da elden gittiğine göre daha fazla çalışma yapılması gerekiyor. Etiketler yeterli değil. İnsanların bilinçleri karbon salınımına karşı nasıl, ürün alırken nasıl bilinçlenebilir? Ben diyorum ki önce üniversite düzeyinden de değil, lise düzeyinden ve ailelerin eğitimi olursa ormanlar neden önemli? Nasıl ürünler almalıyız? Sigara bunun neresinde duruyor? Bununla ilgili eğitim boyutunda acaba bu son orman yangınlarından sonra bir ivme kazandı mı? Veya Birleşmiş Milletler bir araya gelip tekrar sadece bununla alakalı sürdürülebilirlik çalışmalarına hız verecek. Mesela Kyoto protokolü gibi ya da bu Yaşayan Gezegen raporu vardı mesela 2014 yılında yayınlanan. Orada da dünya ortalamasına baktığımızda Türkiye en alttaki 3 ülkenin arasında kalıyordu. Hektar bazında da sizin az önce anlattığınız gibi. Biz bunu çözmek için acaba küresel anlamda bir araya gelip şu anda her haber kanalında görüyoruz. Ama orman yangınlarından sonra acaba yine böyle büyük ivme kazandıracak bir aşama sizin gözünüze çarptı mı milletler bazında? Tabii şu anda Paris Anlaşması kapsamında Glasgow'da COP29 zannediyorum taraflar toplantısı gerçekleşecek. Şimdi artık ülkeler çok ciddi bu konuda harekete geçmiş durumda. Mesela son bir rakam gördüm, çok hoşuma gitti. 41 ülke şu anda bir başka yeni kömürlü termik santral yapmayacağı garantisini vermiş. Ve bu da mevcut kömürlü termik santral stoklarını %76 oranında yeterli oluşacak stoku azaltmış durumda. Yani dünya çok hızlı bir şekilde esasında kömürlü termik santrallerle elektrik üretiminden uzaklaşmaya başladı. Yani şu anda o artışın, size gösterdiğim projeksiyonun, o projeksiyonun hızla aşağıya ineceğini ve esasında iyiye gideceğini düşünebiliriz. Dolayısıyla yani bu küresel iklim değişikliğine yönelik bir acil durum hissiyatı artık ülke devletlerinde var. Türkiye'de de maalesef Türkiye Paris Anlaşması'nı imzalamayan 6 ülke imzalamayan değil onaylamayan, yani imzaladı ama meclisten geçirmemiş son kalan 6 ülkeden bir tanesi. Bu tabii çok acı. Çünkü diğer ülkelerin ismini saymayayım yani. O ligde olmaktan hani biraz utanırız diye düşünüyorum. G20 ülkelerinden bir tanesi olarak özellikle de. Yani OECD üyesi bir ülke olarak bakarsak duruma. Avrupa Ekonomik Topluluğu. Yani o açıdan baktığımızda hani Türkiye'nin hakikaten bu konuda acilen harekete geçmesi gerekiyor. Küresel toplumun bir parçası olarak. Ama diğer ülkeler, Türkiye olmasa da diğer ülkeler bu konuda çok ciddi bir farkındalık içerisinde ve ciddi politikaları devreye sokmaya başladılar. Çok ciddi taahhütleri var. Yani mesela size en basit bir örneğini vereyim. Hani petrol çıkaran bir ülke olan Norveç, ki biliyorsunuz Kuzey Denizi'nde Norveç kendi petrol, Statoil'la petrol çıkartan, biraz da o açıdan baktığınızda çevre suçlusu bir ülke Norveç. Ama aynı ülke kendi ülkesinde 2023'te yani 2 yıl sonra petrolle çalışan arabaların satışını yasaklıyor. Diyor ki bundan sonra sadece elektrikli araba satabilirsiniz diyor. Aynı ülke bakın. Yani dolayısıyla bu konuda çok ciddi bir dönüşüm söz konusu. Ve hızlı bir biçimde dünya yenilenebilir enerjiye dayalı elektrifikasyona geçecek gibi görünüyor. Yani hareketler var gözde. Bence şey yapmana hani endişe etmeli miyiz? Etmeliyiz. Ama endişe ederken de çalışmayı ve bir şeyleri iyiye götürmenin yolunda vazgeçmememiz lazım. Eğitim konusunda da çok haklısın. Change.org'da bir kampanya var yine. Gençler başlattı bunu. İklim için gençler ve gelecek için cumalar hareketinden gençlerin başlattığı bu kampanyada müfredata
iklim değişikliğinin ve iklim değişikliğiyle mücadelenin müfredata sokulması için bu kampanyayı başlatmışlar ve 26 binin üzerinde imza var. Yani böyle bir gençlerin başlattığı bir kampanya için, özellikle tepkisel olmayan bir kampanya için, pozitifi isteyen, arzulayan bir kampanya için çok yüksek bir rakam bu. Zannediyorum kısa zamanda gençlerin başarıya ulaşacağını ve müfredata iklim ve iklim değişikliğinin ekleneceğini düşünüyorum. Yine duyumlarını alıyorum. Türkiye'de 2022'de artık bir iklim yasası çıkartacakmış gibi duruyor. Yine öyle duyumlarım var. Dolayısıyla ümidi kesme, mücadeleye devam. Evet, belki bu şeyde küresel iklim değişikliği konferansı İskoçya'da Kasım'da belki bir karar alır ülkeler, bilmiyorum. O Kasım ayında hani orada Türkiye'de herhalde gidecektir, bilemiyorum. Bir karar almak lazım çünkü bir yerde olan bir olay başka bir ülkeyi tehdit altına alıyor. Bunu bilmiyorlar. Yani ben de bitti salgın, olmaz öyle bir şey dedim. En başlarda salgın bizde yok. Ya yanda var, gelip gidecekler. Yani onun için ama Gözde Hocam'ın dediği eğitim çok önemli hocam. Yani çocuklarımızı ormanları sevdirmemiz lazım. Hayvanları sevdirmemiz lazım. Doğayı sevdirmemiz lazım. Yani eğer siz doğanın dengesini bozarsanız, ekolojik yapısını bozarsanız, o da size biraz önce gösterdiğiniz cevap veriyor. Çok kötü bir şey alıyor yani. Öcünü alıyor yani. Ben korona günlerinde Boğaz'da balık, yunus gördüm yani. Kocaman balıklar gördüm. Bunu ben niye gördüm? Dedi ki insanlar çekildi. Boğaz temiz, her taraf temiz. Yani çok önemli eğitim. Çocukla mesela eskiden orman köyleri vardı, orman korucusu. Yani ormanları koruyan. Neden? Çünkü oradan da reçine vesaire satarak para kazanıyordu köylü. Bunlar ne oldu ben bilmiyorum şimdi. Hiç oraları koruyan yok mu bilemiyorum yani. Ne oldu bunlar? Yani ağaçları sevmez olduk. Yani bilemiyorum. Mesela oraları korumak için önlemler alındı mı? O dipteki organikler yanıyor vesaire. Mesela selbeler mi dikmek lazım ormanların şeyine daha bir rüzgara karşı? Bilemiyorum. Mesela kızılçam kendi kendisine de biliyorsunuz tekrar çoğalır, yansa da. Bir Ender Bey'in elini görüyorum ama söz almayan, soru sormak isteyen var mı? Peki Ender Bey kısaysa buyurun çünkü hocamız bir yere yetişecekti. Buyurun kısa bir... Tabii çok kısa olarak şunu söylemek istiyorum. Melahat Hanım sizi ve Uygar Bey'i ve diğer katılımcıları Ereğli'ye davet ediyorum. Ereğli Türkiye beyaz sütünün %40'ını tam üreten bir yer. Tuz Gölü Havzası dünyanın en büyük açık besi alanı. Küçük baş besi de dünyanın önemli bir üretim merkezi olmasına rağmen biz bunu büyük başa çevirip büyük başta süt üretmeye çalışan ve bunun yerine endüstriyel mısır üreterek bu işi tamamlamaya çalışan bir yeriz. Bunun çok ciddi bir sıkıntı olduğunu hepimiz biliyoruz ama maalesef devam ediyoruz. Özünde şunu söylüyorum, en kısa sürede Melahat Hocam sizi, Uygar Bey sizi ve diğer katılımcıları Gözde Hanım'ı Ereğli'ye davet ediyorum. Burada ne kadar ciddi tarım hataları yapıldığını ve sürecin nasıl yönetebileceğini görmek görmenizi isterim. İnşallah. Biz bu bölgede küçük başta dünyanın en büyük merkezi olmasına rağmen büyük başta rakip olmaya çalışıyoruz. Bunu olmamız mümkün değil. Birçok ciddi tarım hatalarımız var. Bunu çözdüğümüzde Türkiye'nin çok ciddi ileri noktalara gideceğini ve tarımda çok daha ileri noktalara gideceğini hep birlikte görmek isteyeceğim. Tekrar tarımımızı kazanırız inşallah. Ben dolayı çok kısa kesmek istiyorum. Yoksa bu bölgeyle ilgili söyleyeceğim sayfalar dolusu, dakikalar dolusu şey tamam, var. Tamam, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bekliyorum Ereğli Bil Koleji İnşallah. Olarak sizi. Bir söz daha vereceğim hocamı bırakmamak için. Gül buyur. Gül'ü tanıyor mu bilmiyorum. Gül buyur. Gül benim arkadaşım. Ses. Gül sesini açar mısın? Yırtınıyorum. Tamam. Şimdi oldu. Eski gül ama. Sevgili Melahat Hanım, ben sadece teşekkür etmek istedim. Gerçekten benim hayatımı verdiğim konular, iklim değişikliği, enerji sektöründe biri olarak nükleerde yıllardır uğraşıyorum. Hatta Türkiye'de ilk büyük enerji kongresinde ilk defa
iklim değişikliğiyle ilgili tebliğ vermiştim. Çok ilginç anılarım var. Tabii vaktinizi almayacağım şimdi. Bunu nerede öğrendim? Almanya'da bir moratorium seansında. Nedir moratorium? Büyük bilim adamları toplanıyor odalarda bir konferansa mı? Nedir moratorium? Dünyanın iklimi değişiyor. Dikkat, tehlike. Yani o kadar ciddilerdi 80'li yıllarda. Her neyse, sigara derseniz rahmetli Adnan Kahveci ile birlikte sigaraya savaş açtığımız dönemlerde sigaranın içindeki maddelerin analizlerini yapan Çekmecenikler'deki grubun içindeyim. Çok önem verdiğim bir konu. Orman, çevre hepimizin çok duyarlı olduğu konu. Orman yangınları hepimizi yaktı. Şu anda da emekli olarak da güvenlik kültürü, acil durum yönetimleriyle uğraşıyorum. Onun için söylediğiniz her şeyi beni çok derinden etkiledi. Çok hoşlandım bu toplantıdan. Ayrıca Uygar Hoca'yı tebrik etmek istiyorum. Yıllardır tanışırız. Farklı platformlarda da olsak. Çok gayretlidir. Gerçekten sivil toplumcu, halk için yılmadan toplum için çalışan, uğraşan biri. Uygar Bey, sizi de tekrar kutluyorum. Yıllar sonra gene karşılaştık yayının bu saatinde. Hepinizi tebrik ediyorum. O daveti kabul ediyorum. Şu anda çiftçilikle de uğraşıyorum. Çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. Biz teşekkür ederiz. Ben Uygar Hocama sözü veriyorum. Buyurun Uygar Hocam. Bir şeyler söylemek istersiniz herhalde. Herkes çok evet, memnun kaldı. Evet. Görüyorsunuz. Tadı damağımızda kaldı yani. Tekrar mı yapalım? Ne yapalım? Buyurun. Evet, gerçekten sizlerle olmak çok çok güzel. Tabii Gül Hanım'ın fotoğrafını tam göremedim çünkü açık değildi ama Gül Göktepe olabileceğini. Evet, Gül Göktepe. Evet, benim sınıf arkadaşım. Evet. Kendisiyle tekrar burada buluşmak çok güzel. Çok uzun yıllardan beri birlikte mücadelenin içindeyiz. Ta Türkçek'ten ilk hatırlıyorum birlikte olduğumuzu. Türkiye Çevre Koruma Kurumu. Evet, gerçekten sizlerle olmak çok güzeldi. Sizlerle birlikte bu konuları tartışmak, konuşmak, Ereğli'den duymak, turizmcilerden duymak, Zeliha Hanım'la gıda sistemlerini, gıda endüstrisini konuşmak çok çok keyifliydi. Teşekkür ederim. Yine bir gün buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın. Evet. Aa, Gül işte şeyini verdi, görüntüsünü verdi. Gül, Uygar Bey görüntü yok demişti. Şimdi Uygar Beyciğim, bir de ben buradan herkese Good for Trust'a ve Change.org'a mutlaka açıp bakmalarını, üye olmalarını buradan ben söylüyorum. Yani çok önemli. Bir de Fridays for Future var biliyorsunuz. O da çok önemli. Onlara üye olmalarını. Bak, en azından o sayfa neler yapıyor, ne ediyor? Bir bakmak lazım. Çok önemli. Hani imza toplanıyor ama bu imzalar Change.org'la çok daha iyi oluyor. Bir de bir STK'ya şey yaparken açık değil mi? .org bir de o vardı değil mi hocam? Onu da bir söyleyelim buradan. Evet. Nasıl bir şey? Çünkü türetici olarak nasıl biz bu madde nereden elime aldığın nereden geldi? Kim yapıyor, nedir, güvenirliği nedir diye sorguluyoruz. Türetici oradan geliyor. Onun için çok güzeldi bugünkü konferans. Siz bu konuda herhalde üye olmalarını istiyorsunuz değil mi? Aynen öyle. Yani goodfortrust.org / türetici ol diye ben orada adres verdim. Lütfen katılın bize. Siz de türetici olun. Ekolojik ve sosyal açıdan adil ürün üreten üreticileri destekleyerek yeni bir türetim ekonomisinin oluşmasına, işte bütün bu küresel iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik krizi, bütün bu konularda yeni bir ekonominin doğmasına lütfen sizler de katkı verin. Sivil toplum kuruluşlarını mutlaka destekleyin. Çok çok önemli. Zaten şu anda bir sivil toplum kuruluşunun içindesiniz ve destekliyorsunuz. Sigaraya Savaş Derneği gibi. Aynı şekilde bu güvenilir ve nedeni desteklenmeye değer sivil toplum kuruluşlarını da şeffaf biçimde bütün finansallarını paylaşanları açıkaçık.org'da da bulabilirsiniz. Açıkaçık.org'da. Çok teşekkür ediyoruz. Galiba kapanacak. Burada. Hocam kapanacak diye ben şey yapıyorum. Onu da evet yazdınız. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Katılanlara, özellikle size hocam, bizi kabul ettiniz. Çok güzel bilgiler verdiniz. Masaya döktük ama bu burada bitmeyecek. Çok teşekkür ediyoruz herkese. İyi akşamlar. Sigarasız, koronasız, depremsiz, yangınsız güzel günler diliyorum. Yeşillikle kalın, yeşilliklerde. Buyurun.